Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yanner'le beraber geldik. Güzel gelişmeler oluyor Basketbol Federasyonu'nda. Onları konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi yarın itibariyle uzun zamandır hazırlanmakta olduğunuz ve çok özendiğiniz bir projeyi hayata geçireceksiniz. Aslında biz o bağlamda sizleri izleyicilerimizle buluşturmaktan da gurur duyuyoruz gerçekten. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi'nden bahsediyoruz. İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek. Sabah 9'dan herhalde 4'e kadar falan süreceği evet. öngörülüyor. Değil mi uzamazsa e, detayları sizden alabilir miyiz e, nasıl hazırlandınız nasıl bu noktaya getirdiniz bu güzel organizasyonu e, tabii ki öncelikle e, böyle güzel bir organizasyonu siz de programımızda yer ayırdığınız için ben teşekkür ederim e, ülkemizde ne kadar çok bu tarz işler yani biraz sportif rekabetin dışında Hı -hı. iş geliştirme yönelik işlere e, kafa yorabilirsek yer verebilirsek o kadar ileri gideriz diye düşünüyorum e, bu proje aslında bizim uzun zamandır kafamızda olan fakat bütün projenin bir araya gelip hayata geçirmesi gerekiyor bildiğiniz gibi. O dolayısıyla doğru zamanlamayı bekleyen bir projeydi. Önümüz, geçen senenin içerisinde kulüplerimizde çok uzun vadeli bir çalışmaya girdik. Kulüplerimizi mali açıdan ve yapısal açıdan geliştirmek için kulüp mali denetim ve lisans talimatını geride bıraktığımız yaz içerisinde hayata geçirdik, yürürlüğe koyduk. Bu talimat bizler için çok önemli çünkü kulüplerin hem finansal sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de sadece sportif rekabete değil, diğer yapısal işleri de, altyapısına, salonlarına, pazarlama, medya, satış departmanlarının kalitesini yükseltmeye yatırım yapmasını teşvik etmek istedik açıkçası. Kulüplerimiz de bu iş çok sahiplendi. Bu projede onun aslında yapısal tarafını destekleyecek bir proje. Onun için üretildi çünkü kulüplerin finansal finansmanını bu tarafa ayırmasını öngördüğümüz bir senaryoda bir yandan da kulüplerin dediğim gibi pazarlama, medya ve satış departmanlarında çalışan kimseleri bizim federasyon olarak eğitmemiz gerekiyor. Hı hı. Sadece eğitmekten de ziyade beraber ortak projeler ortaya çıkarabileceğimiz bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla BSL Pazarlama Zirmesi bu sezon ilk defa yapılacak. Ümit ediyoruz ki sürekli bir hale gelecek. Her sene e, tekrarlayacağımız bir proje olacaktır. Ama sadece bu projeyle de bitmiyor. E, bu sadece bir vizyon. E, hani Yarın orada gerçekten çok değerli konuşmacılar olacak, çok güzel konular işlenecek. Ama bir gün sonra yine herkes kendi dünyasına dönecek. Dolayısıyla bizim e, lig yönetimiyle beraber bütün kulüplerimizde e, iletişimi koparmadan e, ortak projeler çıkarmak üzerine fikir yormaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdi eminim e, televizyonları başındaki izleyicilerimizin de aklında aynı soru vardır. Süper Lig'de yer alan tüm takımların bir pazarlama departmanı var mı? Tüm takımlar e, bu işle ilgileniyorlar mı? Siz her takımdan e, bir temsilciyi mutlaka yarın orada göreceksiniz. Ama bu temsilcilerin hepsi acaba e, bu departmana mı mensup? E, şöyle bizim aslında Süper Lig yönetim esasları talimatımız var ve burada e, kulüpleri zaten e, senelerdir hani bu. Ama biz zorunluluk kulüpler için. Tabii, değil mi? yeni hı hı. gibi şey değil o. E, kulüplerin bazı yani bazı pozisyonlara e, bir kişi görevlendirip bize bildirmesi gerekiyor sezon başında. Ama önemli olan e, sadece onu işte kağıt üzerinde bırakmamak gerçekten hı hı. altını doldurabilmek e, verimli projeler ortaya çıkarmalarına teşvik etmek e, kulüplerimizin burada eksiklikleri oluyor çünkü. Ee, yani dediğim gibi çok bir kere sadece Türkiye değil Avrupa ekonomisi çok zor bir spor ekonomisi. Evet. Ee, herkes bunu sürdürülebilir hale getirmekte sıkıntı yaşıyor. Do doğal olarak da takımlarımız günlük telaşlarına boğuldukları zaman e, bu departmanlar biraz ikinci planda tutulabiliyor. Evet. Ee, aslında gider kalemi olarak gözüküyor pazarlama. Ee, fakat bizlerin yarın da yarından itibaren anlatmaya çalışacağımız olay e, pazarlama ve satış. Departmanları, işte geldiğimiz dijital çağda sosyal medya departmanları aslında bir gider kalemi değil, bir masraf değil, bir yatırım. Yani bunun geri dönüşünü ne kadar somut bir şekilde kulüplerin alabileceklerini görmeleri gerekiyor. Bu anlamda yarınki birbirinden değerli konuklar gerçek örneklerle bunları kulüplere anlatmaya çalışacaklar. Gerçekten çok fark ediyor. Yani ben bir basketbol sever olarak sosyal medyasını çok özenli kullanan kulüpleri diğerlerinden ayırıyorum. Hatta isimlerini bile verebilirim. Tabii şimdi vermeyeceğim ama gerçekten onlar çok ayrılıyor diğerlerinden. Ulaşılabilirlik açısından çok ayrılıyor. Çünkü hayatımız birkaç sosyal medya uygulamasının üzerinde aslında ee, günlük aktivitelerimiz dönüyor diyebilirim rahatça bunu söyleyebilirim çok az kişi herhalde bunları edecektir ben öyle yapmıyorum ben kontrol etmiyorum o uygulamaları şeklinde yani bunları kullanmanın öneminden ziyade acaba pazarlamayı nereye konumlandırmalıyız çünkü bu kadar da sığ bakmamamız gerektiğini biliyorum hani ben içeriğini çok iyi bilmeyen bir insan olarak belki de doğru soruları soracağım şu anda çünkü çoğu kişi bu konuya hakim olmayan insanların akıllarında bu sorular vardır tamam sosyal medya cepte ama bir pazarlama ünitesi ne yapar bir e, basketbol takımı süperlikteki bir basketbol takımında ee, şöyle tabii ki dijital platformlar günümüzde çok ön plana çıktı. Ee, çünkü aslında artık basketbolun rakibi futbol, voleyboldan da ziyade e, işte herkesin her şeye çok kolay erişim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla her türlü sosyal aktivite insanların dikkatini çekecek, insanların zamanını satın alacak her türlü aktivite bizim özelimizde basketbolun rakibi. Dolayısıyla biz dijital platformları o kadar iyi kullanmalıyız ki doğru hedef kitleye, doğru zamanlarda ulaşıp onların e, bizim sistemimizin içine girmesini sağlamamız gerekiyor. Bu televizyon başından da olabilir, maçlara bizzat gelerek olabilir, bir forma olarak olabilir e, ya da sosyal medyada bir konuşmaya dahil olarak etkileşime gelerek olabilir. Yani Artık çok yöntem var bunun. E, dediğim gibi bizim aslında genel, geleneksel bir gelir kalemi sponsorluklar. Fakat sponsorluklar as, as artık günümüzde e, tam da karşılığını bulamamaya başladı. Bunda da dediğim gibi çok rekabetin olması ve artık sponsorların da somut geri dönüşler aramasından kaynaklı. Dolayısıyla sponsorları da o dijital araçlarla diyeyim bir araya getirilmek gerekiyor sponsorlukları. Artık dünyada çok değişik örnekler var. Tabii ki her her toplumun, her kültürün ve her Durumun kendi gerçekleri var diyebilirim. Yani yani mesela NBA'den çok değerli konuklar gelecek, çok da güzel şeyler anlatacaklar. Ama dönüp baktığımızda biz Türkiye pazarında yaşıyoruz. Türkiye pazarı ne bir NBA ile birebir aynı, ne Türkiye. de diğer Avrupa ülkeleriyle aynı. Dolayısıyla önemli olan bu vizyonları alıp kendi gerçeklerine uyarlayabilmek. Ee, tüm Türkiye'de geçtim. Her kulübümüzün farklı dinamikleri var. Yani bir ülkede yaşıyoruz. 16 kulübümüzün biraz önce dediğim gibi çok bu işte daha iyi yapan kulüplerimiz de var. Hı hı. Ee, daha çok yol kat etmesi gereken kulüpler de var ama hepsinin de farklı doğruları olmalı. Ee, dediğim gibi bu Sosyal medyadan gelir yaratmanın artık çok farklı yöntemleri var. Yani direkt bilet satışı bile artık sosyal medya üzerinden yapılıyor. Tabii. Ee, kişiye yönelik hedeflemeyle ulaşım sağlanıyor. Yani çok güzel bir söz vardı ben geçen yurt dışına bir e, zirveye gittiğimde söylemişlerdi. İsviçre'ye bir geceliğine gitmiştik. Bir konuk bağlanıp demiştik ki yani şu anda siz buradasınız, İsviçre'desiniz, sporla ilgili insanlarsınız. Şu an bu akşam İsviçre'de olacak bütün spor aktiviteleriyle ilgili size bir bildirim gelmediyse, size ulaşmadılarsa bu ülke bu konuda geri demektir dedi. Çünkü gerçekten hani artık insanlar bir şeye ulaşmaya gayret etmiyor. Herkes her şeyin ayağına gelmesini bekliyor. Dolayısıyla biz de o pastadan ne kadar pay koparabilirsek, Basketbol Süper Ligi yönetimi ve bütün kulüplerimiz olarak o kadar fayda sağlarız. Şimdi sizin basın bülteninizi de incelerken gerçekten çok kıymetli isimlerin zaten geldiğini bu zirveye geleceğini biliyordum. Ancak Brooklyn Nets'in pazarlama takımından genel müdür yardımcısı Mark Fine'ın katılacağını görüyorum. Ve çok, gerçekten çok kıymetli isimler var. Şimdi hepsini sayarak da burada e, vaktinizi çalmayayım. Siz zaten değinirsiniz ama önemli olan bu isimlerin Türkiye'deki e, basketbol süper liginin ulaşılabilirliğine güvenmesi ve buna destek vermek için ülkemize geliyor olması. Belki buraya bir parantez açmak lazım. Aslında belki de hafif alıyoruz basketbolun gücünü. Futbol o kadar ön planda ki ülkemizde ve bizim gibi birkaç ülke daha var böyle futbolun birinci spor oldu. Şimdi basketbol biraz ikinci planda gelmiş gibi düşünülse de aslında basketbol severler için hiç de öyle değil. Ben mesela çocukluğumdan beri bir basketbol sever olarak hiçbir zaman basketbol ikinci spor olarak görmedim ben ve benim gibi kitlelere ulaşmak için yani kilitler var ve siz o kilitleri galiba kullanmaya çalışıyorsunuz şu anda Basketbol Federasyonu olarak değil mi? Şansın çok haklısın. Çünkü ben bu süreçte gerçekten çok şaşırdım ve dediğim gibi ben de biraz daha gücümüzün farkına vardım diyebilirim. Çünkü bu zirveyi yapmayı için yola çıktığımızda hani kafamızda bir hayal vardı. Bunun için de bir liste oluşturduk yani davet etmek istediğimiz <laughs> konuklar üzerinden gerçekten çok üst düzey kişilerle irtibat kurduk. Hani buraya gelenlerin de yanında herkesin çok heyecan duyacağı çok kilit isimlerle de iletişime geçtik. Yani buraya gelen insanlara bir kere ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü yani bir saniye düşünmeden hiçbir şey de talep etmeden sadece bizim bu projemizin parçası olması olmak istediklerinden ve bize tecrübelerini aktarmak istediklerinden hiç düşünmeden işte Amerika'dan yarım günlüğüne buraya geliyor Mark diğer konuklarımız öyle acayip heyecanla buraya katılıyorlar. bu bağlamda güzel bir iş yaptığımızın göstergesi. Bunun devamında da hani bir sonraki sezon yapacaklarımızda da çok farklı hani sektörlerden de insanlar olabilir. Çünkü ben bir tek basketbol olarak da ayırmıyorum. Mesela Mark Fine'in şöyle bir özelliği var. Bundan 6 sene öncesine kadar Brooklyn Mets'te yani beyzbol takımında ee, en iyi takımlardan bir tanesi Amerika'da beyaz onun pazarlama e, direktörüydü. dolayısıyla farklı sporların e, farklı tecrübeleri de birbirine katkı sağlayabiliyor. E, yarın öbür gün işte çok farklı belki çok ünlü bir futbol kulübünden de ziyaretçilerimiz olabilir. E, dolayısıyla bu anlamda e, dediğim gibi Avrupa'da bu tarz işler çok fazla yapılmıyor artması lazım muhakkak. E, yapıldığında da işte bu işe kafa yoran insanlar, bunun değerini bilen insanlar koşa koşa hiç düşünmeden geliyor ve parçası oluyor. Ve bu arada sadece Mark Fine'a da parantez açmayalım. Hani bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde basın bültenine ulaşabilirsiniz. Bunun da altını çizeyim. Ama öbür taraftan devam etmek istiyorum yani bilgileri vermeye. Çünkü Orlando Magic pazarlamadan sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Chris Dorso da bizlerle olacak yarın İstanbul'da. Havaş İstanbul CEO'su Cüneyt Devrim, Sports Production Hub CEO'su Massimo Cortinovis ve Rizal Sports CEO'su Mario Leo yine sizlerle, bizlerle hep beraber olacaklar. Ve UNICEF temsilcisi Nino Zikerman da bir konuşma gerçekleştirecek yarın sizin zirvenizde ve bu zirvenin ardından... Peki nasıl bir geri dönüş haline gireceğiz onu da sizden almak isterim. Şimdi takımlar gelecekler burada bu konuşmacıları dinleyecekler. Nasıl bir süreç bizi bekliyor bundan sonra nelerin değişmesi umuyorsunuz? Belki ilkinden sonra değil de bunun süre geldiği aşamadan sonra neleri değiştirmeyi umuyor Basketbol Federasyonu? Bence en doğru soru bu. Çünkü evet güzel bir organizasyon yapılıyor fakat hep aynı şeyi söylüyorum. Orada işte saat 10'da açılış konuşmasıyla başlayacak. 4'de 4.30'a kadar bir organizasyon olacak. Çok güzel şeyler dinleyecekler herkesin vizyonu açılacak. Neler yapılıyormuş dünyada bizim de yapmamız lazım diyecek. Fakat ertesi gün herkes kendi dünyasına, kendi gerçeklerine geri dönecek. Hayat telaşına, hayatta kalma telaşına geri dönecek ve bunlar yine bir kenara atılacak. Yani çoğunlukla böyle oluyor hepimizin tecrübesi. Fakat bizim bütün bu organizasyonu yaparkenki amacımız işte bunu burada bırakmamaktı. Bizim hedefimiz yarın bu vizyonu kulüplerimize verebilmek, bundan sonra gideceğimiz yolda onlara bir yol gösterebilmek. Sonrasındaki de hedefimiz tüm sezon boyunca, evet bu organizasyon belki senede bir defa olacak. Ama sezon içerisinde de kulüplerle hem onların kendi arasındaki iletişim hem de bizim onlarla iletişimimizi tamamen o departmanlar bazında konuşuyorum. Çünkü genel menajerlerle zaten çok sıkı bir iletişim içerisindeyiz. Fakat özellikle bu pazarlama, medya ve satış departmanlarıyla açıkçası birbirine benzer yapıda kulüpleri ortak platformlar alarak bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. <laughs> e, çünkü dediğim gibi 16 kulübün işte biri kurumsal bir kimlik sahibi, öbürü bir şehir takımı gibi çok farklı kendi alanında dinamik farklılıkları gösterebiliyor. Dolayısıyla birbirine benzer yapıda kulüpleri, benzer seviyedeki kulüpleri alıp ortak projeler ortaya çıkarmak istiyoruz. E, sosyal sorumluluk da bunların önemli parçalarından bir tanesi bizim için açıkçası. E, biz bütün stratejimizi çocuklar üzerinden, çocuklara daha çok spor yaptırmak ve sporu teşvik etmek üzerinden kuran bir kurumuz. E, doğal olarak da çok ciddi hassasiyetlerimiz var böyle ortak çalışmalarda. UNICEF bize o, o e, anlamda çok uyan bir partner diyeyim. E, onlar da yarın aslında vermek istedikleri mesaj şu olacak. Kulüplerin sosyal sorumluluğu, kurumsal sosyal sorumluluğu benimsemesinin onlara faydaları neler? Yani sosyal sorumluluk sadece aldığını topluma geri vermek olarak gözüküyor. Fakat aslında kulüplere Farklı anlamda çok ciddi geri dönüşleri de olabiliyor. Özellikle kendi komünitelerini yaratma, kendi mesajlarını toplumlarına doğru iletme ve oradan hem sosyal medya bazında hem de tribünde aslında bir taraftar kitlesi oluşturması için de çok ciddi bir iletişim aracı. Bunu görebilmeleri, bunu anlayabilmeleri gerekiyor. Ve sonrasında dediğim gibi yine bireysel değil, lig bazında daha toplu bir koordineli bir çalışmayla bunu benimsemeleri gerekiyor. Tabii bütün bu anlattıklarım kısa vadede hemen bugünden yarına yapılacak şeyler değil biz bunun yolunu açmak istiyoruz. ama uzun vadede bunun arkasına durabilirse, durulabilirse bence kulüplerimizin de ligimizin de bundan çok ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabii bu çok yönlü bir konu çünkü pazarlama bir yatırım istiyor. Şimdi yatırım noktasında kulüplerin şöyle sıkıntıları var. İşte oyunculara ödenen paralarla alakalı sıkıntıları var. İşte pazarın pazardaki oyuncu fiyatlarının yükselmesiyle alakalı sıkıntıları var. Bunların hepsi birleşince belki de en kolay gözden çıkarılabilecek nokta değil mi? Hani en kolay ya tamam artık hani oraya da uğraşmayalım biz burada canımızın derdindeyiz şeklinde bir algıdan dolayı biraz arka plan atılıyor ama atılmayan kulüpler de var. Onların da şimdi adını vermeyeceğim. Pozitif ayrımcılık yapıyorum bu arada hani negatif bir şey söylemiyorum. Hani pozitif anlamda gerçekten bu konuya camla başta uğraşan, bütün sezon boyunca projeler üreten ve bu projelerde sizin de desteğiniz eliniz olmasa bile ne kadar bunları takdir ettiğiniz, onlara ilettiğinizi bildiğim süreçler yaşadım. Geride kalan sezonda beraber Tiv beraber çalıştığımız sezonda Süper Lig'de. Eminim siz bunları arttırmak için. Zaten bir ışık gördüğünüz için bu ligde bu yola girdiniz. Son sorum da bu olacaktım. Yani bunu gerçekten yapan kulüpler de var. Tabii ki yani her konuda olduğu gibi bu anlamda da daha ön plana çıkan kulüplerimiz hı hı. var. Hatta Avrupa'da da ciddi yer kendilerinden söz ettiriyorlar bunlar bizi çok mutlu ediyor ama işte bu örnekleri bizim arttırmamız gerekiyor. Yani biz lig olarak bir amacımız varsa yani biz basketbol süper ligini Avrupa'da evet sportif rekabet anlamında şu an belki sayılı liglerden biri ama sürdürebilirlik sürdürülebilirlik ve gerçekten bu anlamda ligimizi daha parlatmak istiyorsak biraz toplu iletişimi de arttırmamız gerekiyor. Yani şöyle bir örnekle tamamlayayım ben de. işte Chris Dorso Orlando Magic'te 25 senedir çalışıyor. Ee, çok fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yani o kadar kıdemli ve NBA işte en dünyanın en üst düzey organizasyonu ayda bir bütün takımların pazarlama direktör direktörleri, pazarlama departmanları bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz diyor. Yani o seviyede bile hala gelişime açıklık ve paylaşım devam ediyor. Ee, bizim bu seviyede çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Çok daha fazla ortak yön bulmamız gerekiyor. Yani. Evet, sportif taraf, sportif rekabet orada devam etsin ama sonuçlardan bağımsız bizim burada yapıları geliştirmek için ortak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu anlamda ben kulüplerimizin birincinin gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Umarım yarınki organizasyonla da bu işi daha benimserler, daha sahiplenirler ve bu koordinasyonla daha iyi işler ortaya çıkarmaya devam ederiz şimdi son sorum dedim ama bu konuyla ilgili son evet. sorumdu. Tabii sizi bulmuşken ligde kapıda. Cumhurbaşkanlığı kupası daha da çok kapıda. O daha yakın. Hemen hafta sonunda da ligimiz başlıyor. Erkek liglerinde heyecan artık. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Cumhurbaşkanlığı kupası yine bir Fenerbahçe ve Anadolu Efes karşılaşmasıyla Gaziantep'te açıyoruz. Gaziantep seçtiniz bu mücadele için. Öncelikle onu sorayım neden Gaziantep seçtiniz ki ben çok mutluyum. Gaziantep'i çok severim çünkü. Daha sonra da lig başlıyor. Yeni takımlarımız var. Ayrılan takımlarımız var. Yani At Lig'e giden takımlarımız var, üst Lig'e çıkan takımlarımız var, ayrılan bir takımımız yerine gelen yeni bir Doğru. takımımız. Yapıyı nasıl anlatırsınız? Antep'ten başlayalım. <laughs> evet, üç gün sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla sezonu açıyoruz evet. diyeyim. Bu sezon tabii olimpiyat elemelerinde olacak olması sebebiyle sezonun başlangıç tarihi biraz geri alındı. Tüm Avrupa'da böyle, İspanya-İtalya ligleri başladı bile geçtiğimiz geride bıraktığımız günlerde. Tabii Fenerbahçe-Bekuandolu-Efes eşleşmesi artık bir klasik haline geldi çok da rekabet seviyesi üst düzeyde oluyor. Sadece Türkiye değil Avrupa'da da zirvesinde birbirleriyle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla evet çok güzel bir mücadeleyle başlayacağız. Tabii ki iki takımın da daha eksikleri var. daha milli takımdan dolayı yeni yeni bir araya geliyorlar ama o iki isim bir araya gelince rekabet seviyesi her zaman çok yüksek oluyor. Gaziantep'te oynayacak olmamız, yani biz de açıkçası böyle organizasyonları daha çok Anadolu'ya, İstanbul, Ankara dışına vermek istiyoruz. Fakat daha önce de hep dile getirdiğim gibi operasyonel anlamda bizim elimizi kolumuzu bağlayan bazı sıkıntılar oluyor. Fakat bu vesileyle Gaziantep'teki bu işe örnek olan herkese de teşekkür etmek isterim. Çünkü gerçekten bir dediğimizi iki etmediler ve çok ciddi anlamda bize kolaylıklar sağladılar. Biz de memnuniyetle oraya gideceğiz iki takımımızla beraber. Biletler çoktan hani 10 gündür falan tükendi. Çok güzel bir atmosferde güzel bir mücadele olacağını ümit ediyorum. Ee, bir, bir takım da bir kupayla e, daha moralli olarak sezona başlayacak. Ee, takip eden günlerde de hemen hafta sonunda lig mücadelemiz başlayacak. Ee, enteresan bir lig bizi bekliyor bence. Çünkü geçen sene göre kıyasladığımda üstteki takımlar bence bir 8-9 takım seviyeyi bir, bir tık daha yukarı koydu. Ee, daha tabii şu an kağıt üzerinde kadrolar. Ee, illaki sıkıntılar yaşanacaktır ama e, kadro bazında bence geçen seneye göre ...bir tık daha ileride bir üst taraf mücadelesi olacak. Alt tarafta da işte benzer yapıda yine 4-5 tane kulüp bence ciddi rekabete girecektir. Tabii ki önümüzdeki seneden itibaren artık bu mali denetim işimizle devreye gireceği için... ...kulüplerin sportif rekabetin dışında işte mali taraflarına da dikkat etmeleri gerekecek. Yani sadece ligde kalma ya da şampiyon olma amacıyla kendi boyutlarını aşan harcamalar yapamayacaklar diyeyim. Bunu kontrol ediyor olacağız. Dolayısıyla daha sağlıklı bir lig her geçen gün yaşayacağımızı düşünüyorum. Bütün takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Geçen sene çok sakatlık problemi yaşadık. Çünkü artık çok ciddi bir takvim var Avrupa basketbolunda. Oyuncularımız da çok zorlanıyor. İşte Milli takımdan geldiler. Belki dinlenemeden sezona başlayacaklar. Dolayısıyla en önemli kısmı o hepimiz için. Bu işin en önemli aktörleri oyuncular. İnşallah sakatlıksız hepsi performanslarını maksimize edecekleri Avrupa kupasında da bizi başarıyla yine temsil edecekleri bir sezon olur. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. <laughs> ben teşekkür ederim. Için. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için